Azərbaycanda akreditasiya olunmuş 100-dən çox ölkənin, diplomatik korpusun və o cümlədən beynəlxalq təşkilatının nümayəndəsi işğaldan azad olunmuş ərazidə səfərdədir. İlk olaraq səfirlər Füzuli rayonuna səfər ediblər və burada beynəlxalq aeroportun, beynəlxalq havalimanının tikintisi ilə tanış olublar. Hal-hazırda yanımızda Türkiyənin səfiri Cahit Bağcı var və Cahit Bağcının təsiratlarını öyrənəcək. Cahit bəy, xoş gördük sizi. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olmuş ərazilərə bundan əvvəl səfər etmişdinizmi və təəssüratlarınızı öyrənmək istəyərdik? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bu benim 4-cü səfərim. Amma diplomatik misyonlarla burada birlikte olmak ayrıca önemli. Biz biliyoruz işgal döneminde Karabağ'da neler olduğunu, nasıl tahribatlar yaşandığını ama en önemlisi bizim hemkarlarımızın da bunu öğrenmesi önemli. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nın organize ettiği bu misyonlar bilgilendirme ziyareti çerçevesinde ilk olarak Füzuli Havaalanı'na geldik. Türk ve İtalyan şirketleri tarafından yapılıyor olması son derece önemli. Bizim açımızdan önemli. Ve ilk deneme uçuşlarının da Eylül ilk haftasında yapılacak olması da kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cenab-ı Prezident'in çok yakından takip ettiğini biliyoruz havaalanını. Ve inşallah ilk inen uçakta Türk uçağı olmasını da arzu ediyoruz. Karabağ'da imar ve inkişaf hızlı bir şekilde devam ediyor. Zafer yolunu gördük. Bir kısmı alt asfaltlanıyor. Yeni yollar açılıyor. Çok hızlı ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl Karabağ'da yerleşimler, efendim ticaret, endüstriyel ve tarımsal faaliyetleri de görmüş olacağız. Bu ziyaret bu açıdan önemli. Diplomatik misyonları bilgilendirme açısından önemli. Karabağ nasıl tahrip edildiği, yıllarca nasıl mayın döşendiği ve bugün de burada bir havaalanının, uluslararası uçuşları da açılacak bir havaalanının yapılıyor olması da önemli. Artık Karabağ kalıcı bir şekilde Azerbaycan toprağıdır. Bu böyle bilinecektir. Cənab səfir, qeyd elədiyiniz kimi Türkiyə şirkətləri də yaxından iştirak edir bərpa prosesində, ümumi Qarabağın bərpa prosesində. Bundan sonra başqa şirkətlərin də, Türkiyə şirkətlərinin də bərpa prosesinə cəlb olunması nəzərdə tutulubmu? Əsasən Türkiyə şirkətləri hansı sahələrdə daha çox fəaldır? Kuşkusuz bizim Türk şirketleri daha ağırlıklı olarak yolda biliniyor ama biz altyapıda, kanalizasyonda, içme suyu da, barajların yapımında, su ambarlarının yapımında, elektrik hatlarında, enerjide, tarımda da yer almak istiyoruz. Buna yönelik teklifleri şirketlerimiz yapıyorlar, değerlendirilecektir. Uygun görülenlere de burada ihalelerde iş alacaklarını umuyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Qeyd edək ki, 100-dən çox ölkənin, o cümlədən səfiri, diplomatik korpusun nümayəndəsi və işğaldan azad olmuş ərazilərdə səfərdədir və səfər çərçivəsində ilk olaraq Füzuli şəhərinə səfər ediblər və onlar burada Beynəlxalq Havalimanının tikintisi ilə tanış olublar.